Evet, grup 84, dokunma. Konuşma, düşünmeden konuşma, kırma, kırma, seven gönlümü kırma. Grup 84 bizlerle oldu. Dokunma adlı çalışmayla, Orhan Gencebay'ın çalışmasıyla bizlerle birlikte oldu ve biz de programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son cümleleri, son düşünceleri, son duyguları alacağız konuklarımızın. Kimle başlayalım? Finalist sizinle mi yapalım hocam? Fark etmez nasıl isterseniz. Uzaktan geldiniz, finalist sizinle yapalım. Evet, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği
Osmancık Şube Başkanı Sayın Kazım Sekili. İlk önce bize böyle bir fırsat verdiğiniz için sizin nezdinizde Osmancık FM'e teşekkür ediyoruz. Buradan ben son olarak şunu söylüyorum. Bizler bıkıp usanmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz. Aynı zamanda bu çalışmalarımızda toplumun her kesiminden insanlarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Mazeret üretmelerini beklemiyoruz artık. Her çarşamba bizim faaliyetlerimiz var. Bunu web sitelerimizden de takip edebilirler. Bu faaliyetlerimizde kendilerini yanımızda görmek istiyoruz. Ben dinleyicilerimize ve size teşekkür ediyorum böyle bir imkanı verdiğiniz için. Sağ olun. Çok sağ olun hocam. Evet. Teşekkür ediyorum. Eğitim Birsen Osmancık Şube Başkanı. Aynı zamanda yeterli. Evet, o kadar da mütevaziyiz. Sayın teşekkür ediyorum size, Osmancık FM ailesine ve katılımcılara. 2 saat çok uzun dedim. 2,5 saat oldu. 2,5 saat oldu. Güzel insanlarla hemhal olmak her daim güzellikler meydana getiriyor. Teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Biz hala çalışacağız. Hala suyun içindeki akrebi çıkartmaya çalışacağız. Sokar o onun fırtlatı. Biz de çıkartmaya çalışırız. Bu da bizim fırtlatımız. Evet, ben Sayın Yasin Terzi'ye geçmeden önce Sayın Mahmut Tokel'le ilgili bir hatırlatmada bulunmak istiyorum dinleyicilerimize. Artık Sayın Mahmut Tokel Osmancık FM'de her hafta dinleyicilerle birlikte olacaklar. Bu hatırlatmayı da yapalım. Ve bir programcı adayına daha geçelim. Evet, ben de eczacı Sayın Yasin Terzi. Evet, ben de yaşattığınız bu tecrübeden ötürü size çok teşekkür ederim. Kısaca. Çok sağ olun. Hocam herhalde bu kadar kısa konuşmalardan, vedalardan sonra uzun konuşmayı size bıraktılar. Evet. Psikiyatri uzmanı Doktor Sayın Vedat Bilgiç. Estağfurullah. Şimdi siz beni aradığınızda şey dediniz, hocam bir geldiğinizde program yapalım dediniz. Ben de ben varım dedim. Sonra yalnız... Akabinde farklı bir şey söylediniz. Tamam varım ama şunu yapalım dediniz, hemen onu. Evet, o zaman da dedim ki ya biz şimdi Los Angeles Film Festivali'ne filmimizi gönderdik. Hem bu kadar bunun üzerinde konuşmak, insanlara bunu duyurmak lazım. Bir ödül alırsa zaten bütün Türkiye duyacak da, ödül almazsa da ya da herhangi bir dereceye girmezse ki o da çok yani illa alırız diye bir beklentiyle göndermedik. Hocam bu sonuçta Aşık Bükü'nde çekilmiş, Osmancık'ta, Osmancık Aşık Bükü köyünde çekilmiş bir film. Evet. Los Angeles Kısa Film Festivali'ne gidiyor. Evet. Bu bile bizim için yani yeterlidir ilk aşamada. Festivale ulaştı, yani döndüler. Yani orada ismini hatırlamayacağım, Amerika'nın önemli film eleştirmenlerinden birisi bu filmi izleyecek en kötü ihtimalle. O tek seçici jüri şu anda. Tek seçici kişi sonra da jüriye gidecek. Zaten maille döndüler filminiz elimize ulaşmıştır diye. En azından Osmancık'ta Aşık Bükü ismi de bence tesadüf değil. Aşık Bükü, Aşık Koyu demek. Biz de bir aşkla zaten bu işe koyulmuştuk. Yani aşk olmadan meşk olmaz. Bugünkü bütün bu meşkimizin de aslında. Aşık Bükü'nü özellikle mi seçtiniz? Lafınızı kestim, kusura bakmayın. Aşık Bükü benim buraya ilk geldiğimde Veysel Karakuş'a dedim ki ya buralarda su altında kalmak üzere olan bir köy var mı dedim. O da Boyabat tarafında var hocam dedi. Yani gördüğüm zaman beni içimde çok değişik duygular uyandıran bir görüntüdür. Taksim'de arkadaşla çay içerken fotoğraflar var. Bir yer böyle su altında kalmış, cami minaresi falan, eski bir köy. Sordum oradaki restoranın sahibine burası neresi diye. Galiba o ya Urfalı, o taraftan doğu illerinden birisiydi, hatırlamıyorum. Bizim köy dedi adam, köyüne, köyünün su altında kalmış yani İstanbul Taksim Beyoğlu'ndaki dükkanına asmış, onun birkaç tane fotoğrafını asmış. Zaten hep aklımdaydı. İlk geldiğim günlerde Veysel arkadaşımla tanıştım da ona sormuştum ben. Bulursa hocam hallederiz filan dedi. O öyle kalmıştı. Daha sonra Aşık Bükü bir yağmur duasına gittik. Ki o zaman Kamil Bey de buradaydı, yönetmen arkadaşımız. Onunla oradan geçerken orada bir köy daha var. Kamil Köyü. Kamil Köyü'nde oturan
bir bakkalın önünde oturan yaşlı bir adam gördüm. Ya elimde de kamera var ki ben o yağmur duasını hep çektim. Onu da bir belgesel halinde hazırladım filan. O adam dikkatimi çekti. Dönüşte dedim bu adamın görüntüsünü alacağım. Çünkü o kadar doğal, sinematografik bir görüntü ki. Fakat dönüşte kısmet olmadı. O sırada da Aşıkbük köyünü gördüm. Daha su yükselmemişti. Ve sürekli o köyde olanlara, o köye yakın olanlara soruyordum. Nerede, su, ne alemde, oldu, olmadı filan. En sonunda da Ramazan'ın ilk günü, Ramazan girdi. İkinci günüydü. Oruçlu halde arkadaşlara, hatta birkaç kere toplandık, gidemedik, bir şey oldu. Gidiyoruz dedik, sağ olsun. Hani ekip, dediğim gibi ekip ruhu olduğu için gidiyoruz deneyince herkes zaten bir şekilde çıktık, öylece gittik. Tabii benim zihnimde bir mezarlık olması gerekiyor filmde, ama sular altında kalmış olacağını düşündüğüm için beklemiyordum. Ama köye bir gittik, ben hayran oldum. Yani hayal etsem, özel bir plato kursaydım o kadar benim zihnimde hayal ettiğime oturmayacaktı. Bizi çok sürprizler bekliyor. Bak yola çık, az önce Mahmut Hocam dedi, yola çıkınca Allah sana onu kapıları açıyor. Mezarlık vardı hakikaten. Mezarlık tam o bizim hayal ettiğimiz şeye uygundu. Köy tam belli bir kısmı su altında kalmış, bir kısmı su altında kalmamıştı. Sonra film şöyle başlıyor zaten. Bu dünya bir penceredir. Sular aktı geçti, her gelen kurudu vakti geçti. Bu dünya bir penceredir, her gelen baktı geçti. Film bu sahneyle açılıyor. Orada da bir pencere var. Pencereden de su gözüküyor. Yani o filmin son finalinde bir eski bir evin penceresi su altında kalmış, yalı gibi adeta. O pencere, o sahne zaten çok beğeniliyor. Tam o filmin ismi de Anavatan diye orada yazıyor zaten. O kare filmin en can alıcı karesiydi. Bütün filmi anlatan bir kareydi. Zaten ana oyuncumuz da o kareden dışarıya bakarak geçiyor. Sonra imam karakteri Mahmut Hocam bakıp geçiyor. Tam şiirde anlatıldığı gibi. Hani bu dünyanın geçiciliği, faniliği, bu dünyada nihai hedefimizi, ana vatan arayışlarımızın, en köklü yönelişimizin aslında daha da insanın ufkunu başka taraflara çeviren bir film. Biz o filmi yapmış olmak, o filmde oynamış olmak bize bile, Yasin kardeşim de çok defa bunu dile getirmiştir. Bunu yaşamış olmak bile bizi çok mutlu etti. Biz tatmin olduk. Bir ödül alıp almaması şu filan değil. Bütün bu süreçler gerçekten mutluluk verici ve güzel şeydi. Hani Kazım Bey de dedi, sonuca değil sürece odaklanıyoruz. Bu süreç bizi çok doyurdu, tatmin etti. Böylece film gerçekleşti ve filmi işte Los Angeles'a gitti, ulaştı. Aşıkbükü köyünün görüntülerini, dediğim gibi Amerika'nın en ünlü sinema eleştirmenlerinden birisi okuyacak, izleyecek. Belki bizim o çektiğimiz amatörce, amatör ruhla çektiğimiz o film insanlara bir duyguyu aşılayabilirse, bizim bir seçim ya da bir gösterime girmesi bile bizim için başarıdır. Yani ödül alır almaz, belki biz ona o düzeyde bir film çekip çekmediğimizi bilmiyoruz açıkçası. Onun sonucunu göreceğiz, ama bizim için kıymetli olan ve bugün bu programı yapmamıza vesile olan şey böyle bir filmin Osmancık'ta çekilmiş olmasıydı. Ve çekilmiş bu filmin bu festivale katılmasıydı. Bunun için bugün buradayız. Sonucu ne olur bilmiyoruz. Ha, bu kadar konuşma şey bir dua yerine geçer, bir toplu enerji oluşturur. Onu bilemiyoruz. Olursa zaten dediğim gibi bütün Türkiye duyar bir şey alırsa. Hatta atlayıp da buradan gitmeyi bile düşünüyoruz gala gecesine filan. Amerika'ya. Yani o artık bundan sonraki süreç, onu biz bilmiyoruz artık şimdi. O süreçler nasıl olacak? Olmasa da biz amacımıza ulaştık diye düşünüyorum. Bu şekilde davet ettiğiniz, çağırdığınız için çok teşekkür ederim. Ben de çok mutlu oldum. Bir kere dostlarla burada çok güzel bir ev sahipliği yaptınız. Sobanın eşliğinde güzel bir muhabbet oldu.
Teşekkür ederim. Soba bizim mikser gibi enstrümanımız tabii gelen konuklarımız için. Ben hocam bir dahaki süreçte tekrar kısa film Osmancık'ta sizin de katılımınızla çekilecek mi? Bu soruyu da sorayım. Elbette çekilecek. Yani meraklı çünkü şu anda zaten dinleyicilerimiz vardır evet, mutlaka. Kısa film atölyemize katılmış öğrenci arkadaşlarımızın senaryoları var. Onların bir kısmı çekim aşamasında. Yasin arkadaşımızın bir filmi var. O çekilecek. Biz ileride belki Osmancık'ta da bir gala düşünüyoruz. Burada çektiğimiz bütün filmleri Osmancık halkına da gösterme. Çünkü Osmancık halkı da bunu hak ediyor. Onları derleyip toparlayıp zaten yani 8-10 tane film olmuş olacak. Bu da bayağı bir süre yapar zaten. Daha fazlası da üstte seyredilemez. Buradan ben Kazım Bey'e bir çağrı yapıyorum. Bunun organizasyonunu bir gün yaparsa belki onun toplu gösterimlerinde bir ara yaparız ve bu süreçte burada film çekilmeye devam edecek. Ben her zaman zevkle ve gerçekten onur duyarak bu süreçlerin içinde olacağım. Gerek gelerek, gerek başka türlü desteklerle, gerek bağlantı kurmalarla şahsım adına her zaman olmaktan onur duyuyorum. Belki bir uzun metraj film için bile bir gün çıkıp gelebilirim yani buradaki ekibe. Hadi bu sefer de çünkü birkaç onunla ilgili de hazırlığımız var. Kısmet diyelim. Şimdilik yaptıklarımızdan bahsetmek yeterli sanırım. Evet, sizin programın orta kısımlarında bahsettiğiniz işte Osmancık Pirinç Festivali, böyle adlandıralım. Evet. Daha uzun bir ismi var. Neden olmasın Pirinç Festivali'nde kısa metrajlı çekilen filmlerin gösterimi? Kesinlikle olabilir. Zaten şunu söyleyeyim. Altyapımız var zaten. Şimdi bazı ilçeler var. Mesela Dursun Bey Şiir Festivali, Şiir Günleri bir ilçedir. Küçük. Bizim Sayın Kaymakamımızın da daha önceki görev yeridir. Mesela TRT bir gün TRT FM'de ana haber bülteninde geçti. Başladı. Çünkü belli bir yere oturdu yapıla yapıla. Yani Osmancık'ta Türkiye'ye kısa filmle var olabilir. Tanınabilir, tabii. Oturabilir. Yani bu çok kolay bir şeydir. Ünlü yönetmenler, ünlü sanatçılar davet edilir, gelirler. Osmancık için böyle bir tohumun dikildiğine inanıyorum. İnşallah boy verir, filizlenir ve bir ağaca dönüşür. Kazım Bey'in de buradaki gayretleriyle. Bu zaten İnşallah. Bu Vedat Bey'in söylediği yapılacak. Yalnız programın başında da söylediğim için bazı aksaklıklardan dolayı kısa film atölyesimize katılan çocuklarımızın filmlerinde yetişememe oldu. Çekilmeme durumu var şu anda. Mesela ben her gün çocuklarımızla karşı karşıya geldiğimde onların gözlerinin içindeki o ışıltıyı görüyorum. Hocam ben şu senaryoyu hazırladım. İşte bunu çekelim, şunu yapalım, bunu yapalım. Söylemleri devam ediyor. Ki onlar da yapacak. İşte burada İsmail kardeşimiz yardımcı olur. Emrah kardeşimiz yardımcı olacak inşallah. Kısa zaman içerisinde bu şeyi gerçekleştireceğiz. Bunlarda bir sıkıntımız yok. Ama sadece biz filmler değil, mesela bu televizyon ve sinema seyircisi hakları derneği olarak kamu spotları çekmeyi düşünüyoruz. Yani bu anlamda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan Sayın Genel Müdürümüz buraya geldi bu derneğimizin kuruluşunda. Ömer Bozoğlu Bey, evet. Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü. Derneğimize katkılar sundu, hala katkılar sunuyor. İşte bazı şeyler söylüyor ve önemsiyor. Bu anlamda bizler işte aile çatışmaları olsun, çocuklardaki durumlar olsun, bunlarla ilgili hem filmler hem de kamu spotları çekeceğiz. Ve bunu da ilk önce Osmancık'ta yayınlayacağız. Ben çok keyif aldım programdan. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Güzel bir program süreciydi. 2 saat tasarlamıştık programı ama o kadar güzel geçti ki durmadık, durdurmadık, devam ettik. Hepinize başarılar diliyorum. Zaten başarılı olmuşsunuz ki Los Angeles Kısa Film Festivali'ne Anavatan adlı kısa filmimiz gitmiş. Başarılar. Teşekkürler. 106.0 Osmancık FM'de 20'den itibaren birlikteydik. Anavatan adlı kısa filmi değerlendirmesi için psikiyatri uzmanı Doktor Sayın Vedat Bilgiç, eczacı Sayın Yasin Terzi
Memur sen. Osmancık Şube Başkanı Sayın Mahmut Tokel. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Osmancık Şube Başkanı Sayın Kazım Sekili stüdyo konuğumuz oldu. Gelecekler vardı, gelemediler. Sayın Özhan Bey Samsun ziyaretinde bulundu. Sayın Yaşar hocamız Yaşar Pehlivan nöbette olmasından dolayı teşrif edemediler programımıza. Hepinize iyi tatiller diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoş kalın, hoşça kalın efendim. Zamanı kulların gülsün, bütün saatler dursun, dert rüzgarları sussun, aşk güneşi bahtıma gülerek doğsun. Şimdi aşk zamanıdır, aşk ömrü. Aşk şarabıdır, şimdi aşk zamanıdır, aşk ömrün baharıdır, bırak sarhoş olalım, içtiğim aşk şarabıdır. Mevsim bahar olunca, aşk gönüle dolunca, sevenler kavuşunca, yaşamak ne güzel. Mevsim bahar olunca, aşk gönüle dolunca, sevenler kavuşunca, yaşamak ne güzel. Yaşamak ne güzel. Yaşamak, inan yaşamak değil. Aşkı anlatan hiçbir söz tamam değil. Bazı duygular var ki kelimelere sığmaz. Sevenler anlar ancak sevmeyen değil. Şimdi aşk zaman. Aşk ömrün baharıdır, bırak sarhoş olalım, meyler aşk şarabıdır. Şimdi aşk zamanıdır, aşk ömrün baharıdır, bırak sarhoş olalım, içtiğim aşk şarabıdır. Mevsim bahar olunca, aşk gönüle dolunca, sevenler kavuşunca.